Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Powerway markasının Voice Ball diye geçen taşınabilir portable speaker arkadaşlar. Taşınabilir hoparlörü. Bunun tanıtımını yapacağız. Kutu açılımına geçmeden önce kutu üzerindeki yazan yazılara bakalım. Ürünü bir inceleyelim. Şurada GTIN numarası kayıtlı. Powerway tarafından ürettirilmiş ithalatçı firma. 2 yıl garantili bir hoparlör. Hoparlörün ses incelemesini yapacağız. Kutu açılışını yapacağız. Renkli ışıklar varmış. FM radyo özelliği varmış. Hafıza kartı, TF kart dediğimiz kart takılarak müzik dinlenebiliyormuş. USB reader yani USB flash bellek ile de müzik dinlenebiliyor. Bluetooth bağlantısını zaten yapıyoruz. AUX output, AUX ile de müzik dinlenebiliyor. Ve mikrofon varmış. Yani Bluetooth'unuz, telefonunuzun Bluetooth'u buna bağlıyken bir arama geldi ya da birini aradınız. Bundan hoparlör olarak kullanarak konuşma yapabilirsiniz. Kutu açılışını yapalım. Şurada güvenlik bantları var. Bunları sökeceğiz. Tırnağım olmadığı için şuradan kaldıralım şuradan. Hop. Keseyim en iyisi. Evet. Evet, kutuyu açtık. Bir tane voice ball. Şöyle bir hoparlörümüz çıktı. Orijinal ambalajında poşetli bir şekilde. Tek renk. Bakalım başka ne var. Şuradaki plastiği kutudan çıkaralım. Evet, bunu çıkardım. Şu bir adet hem garanti belgesi hem de kullanma kılavuzu. Bir de şöyle bir poşet çıktı. Bunu da açalım bakalım ne varmış bunda. Bir adet şöyle 1 metre uzunluğunda çift taraflı AUX kablosu çıktı. AUX'la da müzik dinleyebiliyorduk. Bunu bir kenara bırakalım. Bir adet şöyle micro USB Samsung uç dediğimiz micro USB uçlu bir şöyle 60-70 santim uzunluğunda bir şarj kablosu çıktı. Herhangi bir adaptör çıkmıyor. Siz kendi cep telefonunuzun adaptörüyle ya da bir power bank ile şöyle güç kaynağı olarak ya da bilgisayarın USB çıkışından herhangi bir USB güç kaynağından şarj edebilirsiniz. Bir de şöyle Türkçe kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir tarafı tabi İngilizce. Buraya bakalım. Burası Türkçe. Teknik özelliklerin yazdığı, aynı zamanda nasıl kullanacağız, hangi tuş neyi işe yarıyor bunlardan bahseden bir kullanma kılavuzu. Ürün özelliği var. Düğmelerin özelliklerinden bahsediyor. Ve hassasiyet 90 desibel arkadaşlar. Pil ise 1200 miliamperlik bir bataryası varmış. 3.7 voltluk. Bu 18650 Li-ion bataryalardan eklenmiş içerisine. Yaklaşık çalışma süresi, o da LED ışıklar kapalıyken 3 saatmiş. Yani 2 saat 3 saat diyebiliriz. 5 watt ses gücüne sahipmiş. Bu teknik bilgiler bizim için yeterli. Ağırlık var mı? Ağırlığı da 332 grammış. Şu gördüğümüz hoparlörün ağırlığı 332 grammış. Şurada bir tane parmakta taşıyabileceğimiz ya da bunu çantanızın yanına asabilirsiniz. Şöyle bir tane askı var arkadaşlar. Askı ipi. Ürünü çalıştığını şurada da subwoofer. Hoparlör burada. Hoparlör bu tarafta. 5 watt ses gücüne sahip. Şurada da subwoofer zaten. Alt tarafında da kaydırmaz silikon ayak var arkadaşlar. Şöyle koyduğumuz zaman. Gerçi bu yüzey ahşap olduğu için böyle ABS ya da plastik camsı yüzeylerde kaymayacaktır. Şuradan açılıyormuş şu kısımdan. Bunu çekip açalım. Bakın açtık ve sus bu. Bu arada şunlar şu şekilde. Sen bunu suyun içerisine şöyle daldırırsan tabii ki hoparlöre bir yerlerden su sızar. Bu hani tuşların olduğu ve şarj giriş yerinin olduğu yerden su sızmaz. Çünkü bu bayağı iyi yapılmış. Bunu buradan kapattığın zaman su sızdırmaz arkadaşlar. Ama şurada hoparlör muhtemelen açıktadır. Bez var ama üzerinde. Buradan su alabilir daldırdığınız zaman. Ama dışarıda su sıçırdı vesaire. Yağmur yağdı. Yağmurun altında kaldı. Bunlardan etkilenmeyecektir. Şimdi bu açtığımız kısımda gösterelim. Şurada şarj giriş yeri var. Dediğim gibi 1200 mAh'lik bir bataryası var. Siz bu cihazı 1-1,5 saat, 2 saatte tam dolu şarj edebilirsiniz. Şarj kablosu zaten kutu içerisinden çıkarıyor. Siz adaptör ya da powerbank ya da herhangi bir USB güç kaynağından şarj edeceksiniz. Şarj giriş yeri burada. Şurada hemen flash bellek giriş yeri.
Diyelim ki flash bellekle müzik dinlemek istiyorsunuz. Flash belleği burada MP3 modundayken takarsınız. Flash bellekten müzik dinlersiniz. Hafıza kartınız vardır. Hafıza kartını da buraya takarak yine müzik dinleyebilirsiniz. AUX ile de buradan müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şurada düğmeler var. Burayı tekrar kapatıyorum. Burayla bir işimiz yok şimdilik. Açma kapama düğmesini ortaya koymuşlar. Şu LED kontrol ışığı yani şey düğmesi LED'i buradan açıp kapatabilirsiniz. Şu da mod düğmesi. Buradan radyoya vesaire geçiş yapacağız. Artı eksi tuşları burada. Şimdi buna basılı tutalım. Evet, cihazımız çalıştı. Sesi çok iyi bu arada. Buradan ışığın modlarını değiştirebiliyoruz. Bakın kapandı. Kırmızı açıldı. Böyle çakarlı yanıyor. Rengarenk RGB. Yine kırmızı. Ve kapandı. Biz açalım. Şöyle çakarlı yansın. Bluetooth'umuzla bağlanalım. Telefonumu getiriyorum. Evet, Bluetooth ismi VoiceBall arkadaşlar. Burada Türkçesi de ses topu demek istiyor. Ses topu. Eşleştir diyelim. Evet, kısa sürede bağlantı yapıldı. Şimdi buradan çıkalım ve müzik açalım. Reklama mı girdi? Evet, kırmızı sabit yanıyor. Pardon, yanıp sönüyor. Işığı kapatalım. Kilidini kapattık. Onu hemen tekrar açalım. Kısacaktım halbuki. Başka bir şarkı da test edelim. Bu da onun aynısıymış. Sesi gayet güzel. 5 watt'a göre. Evet, Bluetooth'ta test ettik arkadaşlar. Yine Bluetooth modundayken flash bellek taktığınızda, bu arada LED'i kapatabiliyorsunuz burada dediğim gibi. Bastım bir kez, sabit yeşil yanıyor RGB'de. Yanıp yanıp sönüyor bu. Buna geçti ve buradan bir tane daha bastığımda LED kapanıyor. LED'siz müzik dinleme, yani LED'i açmadan müzik dinlerseniz 3 saat çalışma garantisi veriyor firma. Ancak LED'i açarsanız, LED'de şu kadar gider dememiş ama yine de LED'i açtığınızda belki de bu süre 2,5 saate düşecektir ya da 2 saate düşecektir. Onu da test etmek gerekiyor. Tek rengi var, beyaz renk. Burası bez yüzey, burada su durmaz, suyu kaydırır arkadaşlar.
O yüzden şurası da kapalı olduğu için, burası ve şu kısımlar kapalı olduğu için su geçirmez diye geçiyor. Waterproof diye geçer. Bluetooth bağlantısını yaptık. Şurası subwoofer. Hoparlör şu ön kısımda. 5 watt ses gücüne sahip. Bluetooth modundayken flash bellek takarak müzik dinleyebilirsiniz. Ya da hafıza kartı takarak müzik dinleyebilirsiniz. Ya da şimdi buradan mod düğmesinden FM'e geçeceğiz. Biraz kısalım. Buradan kanalları taraması için bu düğmeye basıyoruz bir kez. Şimdi şunu biraz kısalım. Şurayı açalım. Anten olarak şunu bir takalım. Şarj kablosunu anten olarak takalım. Radyoya geri geçelim. Evet. Şu an tarama yapıyor. Şu cihazı açma kapama düğmesi ortadakine bir kez bas çek yaptık. Tarama başladı. Çeken kanalları hafızasına alıyor. Bakın. Tabi çeken bir yer bulursak daha iyi. Bakın bunu çıkardım. Sinyal bozulmaya başladı. Bu şarj kablosunu anten olarak kullanacağız arkadaşlar. Radyo dinleyeceğiniz zaman bunu takacaksınız ki anten görevi görecek orada. Ve daha iyi hani çeken bir yerde kullanmak gerekir. Radyosu da fena değil ama hoparlör olarak daha iyi tabii ki. Voice Ball diye geçiyor. Yani ses topu. PowerVein 2022'de ürettirmiş olduğu güzel bir ürün. Fiyat performans ürünü, tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Ürün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamaları kısmına eklerim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili aklınıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Ölçüler olarak da şimdi çap olarak söyleyelim. Şu tamamen çapını söylesek 10 watt bir çapı var arkadaşlar. 10 santim çapı var arkadaşlar. Artık watt, amper derken aklımız kafamız da karıştı. 10 santim bir çapı var. Yerden yüksekliğine bakalım. Yerden yükseklikte yine 9,5 santimetre yerden yüksekliği var. Şu göbekten aldığım zaman 10 santimetre çapı var. Güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Şöyle askılı da taşınabilir. Su geçirmez. Güzel bir hoparlör. PowerWay güvencesiyle satılıyor. 2 yıl garantili. Linki açıklamalara ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız varsa dediğim gibi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka kutu açılış videolarında da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.